Değerli basın emekçileri, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı ülkemizin tüm emekçilerini saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta basın açıklamasına başlarken yaşayabilmek için sabahtan akşama ter döken halkımızı, tüm sağlık çalışanlarımızı, öğretmenleri, mühendisleri, büyük plazaların süslü ofislerinde nitelikli emekleri, birikimleriyle kaliteli sömürüye maruz bırakılan arkadaşlarımızı, iktidarın tarım politikalarıyla yıkıma sürüklenen köylüleri, emeklilikleri iktidara takılanları, emeklilerimizi, üniversiteli, liseli öğrencileri, kısacası iktidarın adını bile anmak istemediği tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Büyük Millet Meclisi'nin yoğun gündemleri arasında öne alınması gerektiğini düşündüğümüz kimi başlıklara ilişkin partimizin görüş ve önerilerini sizlerle paylaşmak için buradayım. Geride kalan hafta Türkiye siyaseti açısından eğer tek bir cümleyle özetlemek gerekse, bir manşetle ifade etmek gerekse, dinci siyasetin ikiyüzlülüğü diye manşet atmak gerekirdi. Evet, Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmeden söz ediyorum. Hepimizin bildiği gibi Tayyip Erdoğan G20 zirvesinde Biden'la 1 saat 5 dakika, bu özellikle vurgulanıyor, yani 5 dakika yatlamayalım, 1 saat 5 dakika süren bir görüşme gerçekleşiyor. Hatta rivayet o ki birbirlerine sarılmış iki lider. Hatta kendini tutamayıp bu rivayetleri pazarlayanlar Biden'ın diğer devlet başkanlarına örnek bir lider olarak Erdoğan'ı gösterdiğini söylüyor. Hatta Biden'ın Erdoğan'a asker selamı verdiği gibi satırlar da okuyoruz. Özetle haberler çok. Yandaşlar ve iktidar çevreleri deyim yerindeyse bayram ediyorlar. Zil takıp oynayacaklar. Biz bu hafta bu utanmazlığı, bu rezilliği tüm boyutlarıyla halkımızın, yurttaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Nedir mesele? Dikkat edin, içerideki her sıkışmasında siyasetin iktidarı zorladığı her anda iktidara karşı muhalefet eden neredeyse tüm güçler terörist ilan edildiği gibi Türkiye'de aynı zamanda dış güçlerin piyonu, ajanı, hatta genellikle de doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanı olmakla, ABD güdümünde bu iktidarı yıkmakla suçlanıyorlar. Yani hakkını arayan herkesi terörist, ajan, dış güçlerin elemanı olarak yaptalayan bu iktidar, binlerce insanı gözaltına alıp tutuklayan bu iktidarın bir numarası, ABD Başkanı ile 1 saat 5 dakika görüşünce tüm yandaşlar bayram ilan ettiler. Şimdi Türkiye'deki her tür gelişmede sabah akşam ABD'ci olmakla suçlanan muhalefet varken, Türkiye'de sabah akşam halkın açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edilmesini örtmek için, milliyetçi heyecanlar yaratmak için sözde ABD karşıtı konuşmalar yapılırken, tüm bu ABD karşıtlığının bir saatlik görüşmeye kadar olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. AKP'nin, Erdoğan'ın ABD karşıtlığı bir saatlik görüşmeye kadar, bir tokalaşmaya kadar, bir sarılmaya kadarmış. Bu bugüne kadar defalarca ifade ettiğimiz bir gerçeğin aslında iktidar çevreleri tarafından da kabul edildiği anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. İktidarın ABD karşıtı sert çıkışları, sözde sert çıkışları tümüyle yalan, ABD sevdası ise sonuna kadar gerçekmiş. Fakat şunu söylemek gerekiyor, artık nafile Sayın Erdoğan. Bu saatten sonra sizi Biden bile kurtaramaz. Bu saatten sonra sizi Amerika Birleşik Devletleri bile kurtaramaz. Halkımız kararını vermiş durumda.
bu iki yüzlülüğü paylaştıktan sonra gerçek konularımıza dönelim. Mesela Tayyip Erdoğan, hani örnek lider olarak gösterilen Tayyip Erdoğan var ya, biz çok kısa bir çalışma yaptık arkadaşlarımla beraber ve nasıl bir örnek liderle karşı karşıya olduğumuzu burada paylaşmak istiyoruz. Bakalım sarayda oturup halkı açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum eden, ABD tarafından örnek lider gösterildiği iddia edilen bu zat hangi konularda şampiyonmuş? Örneğin saray Türkiye'si küresel organize suçlar raporuna göre organize suçlarda 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülke içerisinde 12. sırada. Ama Sayın Tayyip Erdoğan üzülmesin, Avrupa'da birinciliği almış. Organize suç örgütleri raporunda Avrupa birincisi, dünya 12.'si örnek bir lider. Saray Türkiye'si suç pazarında dünya 13.'sü. Uyuşturucu raporlarına göre, dünya uyuşturucu raporlarına göre en fazla kokain yakalanan ülke Türkiye'miz. Daha geçen hafta bir polisin 20 kilo eroinle yakalanmasının ardından bu haftada bir jandarma uzman çavuşu, başçavuşu 42 kilo esrar satarken yakalanınca artık bu liderlik herhalde sarsılmaz hale gelmiş durumda. Şimdi bunlar sadece organize suç örgütleri, çete işleri, uyuşturucu konularındaki listelerdeki derecelerimiz. Bir tarafta Türkiye'nin böyle bir yüzü var ama diğer tarafta da ülkede neredeyse basının tümünü ele geçirmiş, iktidarın yalan makinesine döndürmüş, iktidarın sopası haline gelmiş bir yargı mekanizmasıyla halkı ezen, bastıran, susturan, öte yanda da halkın emeğini, alın terini 3-5 patrona aktarıp onları zenginleştirerek iktidar koltuğunu korumaya çalışan bir iktidar. Ha bir de paralel yapılanmalarıyla devlet içerisinde ehliyetsiz, liyakatsiz ve çok net ifade etmek gerekiyor, kişiliksiz, karaktersiz elemanlarını, kadrolarını yerleştirerek iktidarını devam ettirmeye çalışan bir yapılanmadan söz ediyoruz. Dolayısıyla sevgili yurttaşlar, bu iktidar dünyaya ancak ve ancak rezilliğiyle örnek olabilir. Rezillikleriyle örnek olur. Ama biz iddia ediyoruz ki Türkiye çok yakın gelecekte dünyaya gerçekten örnek olacak. Bu ülkenin onurlu insanları bize bunca yıkımı yaratmasına rağmen, bunca baskıya, şiddete, terörüne, gözaltılara, tutuklamalara rağmen bir diktatörün nasıl yenileceğini tüm dünyaya göstererek örnek olacağız. Ve bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki bu yenilgiden değil Biden, dünyanın tüm emperyalist güçleri toplansa Tayyip Erdoğan'ı kurtaramayacak. Değerli basın emekçileri, bugün yine gazeteci dostumuz Metin Cihan'ın paylaşımlarından öğreniyoruz ki TÜGVA tarafından referansla atanan hakimler var. Ve ne acı ki bu hakimler TÜGVA hakkındaki erişimin engellenmesi kararlarının altına imza atan hakimler. Bu meselenin TÜGVA yapılanmasının, bu paralel devlet yapılanmasının, bu iktidarın yandaşlarını devlet kadroları içerisinde yerleştirdiği mekanizmanın açığa çıkmaması, unutulması, üzerinin kapatılması için iktidar çevrelerinin çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin, ailelerinin, çocuklarını okutmak için nasıl büyük çaba sarf ettiğini, ne kadar büyük emekler harcadığını biliyoruz ve bu nedenle bu skandalın, bu rezaletin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Biz bir emekçi çocuğunun okulunu okuyabilmek için, bitirebilmek için nasıl büyük zorluklar yaşadıklarını biliyoruz.
O okullar bittikten sonra önüne konulan sınav engellerini aşmak için ne kadar büyük çaba harcadığını biliyoruz. Bu gençlerimiz, bu emekçi çocukları, bu halkın evlatları o sınavları binbir zorlukla kazanıyor. Ama bu iktidar ve iktidarın kolladığı bu paralel yapılar gençlerin emeğini, geleceğini çalıyor. Ve bu gerçekler apaçık biçimde ortaya çıkıyor. Biz de susacağız, öyle mi? Emekçi çocuklarının geleceğini çalacaklar. Liyakatsız bir takım tipler sadece bir takım tarikatların, cemaatlerin, iktidarın kadroları oldukları için buralara yerleştirecekler ve susacağız, unutacağız, öyle mi? Bunlar Türk Hava Yolları'ndan bedava biletlerle oradan oraya gezip duracaklar. Kamuya ait binalar bunlara peşkeş çekilecek. Benzininden yemeğine kadar tüm kamu kaynakları bunlar için kullanılacak. Bu yandaşlar fonlanacak ama bunların hesabı sorulmayacak, öyle mi? Göreceğiz, görüşeceğiz. Burada çok net bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Halka karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur. Halka karşı işlenen tüm suçların hesabı sorulacaktır. Türkiye'de bir taraftan her geçen gün yeni skandallar, yeni rezillikler ortaya çıkarken biz iktidarı ele geçirmiş bu çeteyle hesaplaşmadan hiçbir sorunumuzun çözemeyeceğini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ve tam bu aşamada yeri gelmişken bir hatırlatma yapacağım. Bundan 5-6 ay kadar önce Sedat Peker'in itirafları ve iddialarıyla gündeme gelen suçlar vardı. Biz o günlerde elimizden geldiğince burada ortaya atılan iddiaların araştırılması, soruşturulması için geniş bir kamuoyuyla birlikte çaba içerisinde olduk ve bir iddiada bulunmuştuk. Ne yaparsanız yapın, biz bu suçların unutturulmasına izin vermeyeceğiz demiştik. Şimdi iktidar her zamanki taktiğiyle, iktidar gücüne güvenerek, basındaki, medyadaki hegemonyasına güvenerek tam bir deve kuşu taktiği uyguladı. Bir süre konuşulur, sonra nasıl olsa unutulur dedi. Meclis çoğunluğu ellerinde, araştırma komisyonu kurdurmadılar, soruşturma komisyonu kurulmasını engellediler. Medya ellerinde konuşturmadılar, susturdular, tartışılmasını engellediler. Yargı ellerinde bir tek dava olsun açılmasına izin vermediler. Ve hatırlayacaktır dostlarımız, biz o günlerde ne olursa olsun Türkiye İşçi Partisi'nin bu suçların üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ifade etmiştik. Ve demiştik ki eğer bu memlekette hakimler, savcılar görevlerini yapmıyorsa, gazeteciler görevlerini yapmıyorsa, milletvekilleri görevini yapmıyorsa biz bu ülkenin onurlu insanları olarak bu görevi üstlenmeliyiz. Ve bir çağrı yapmıştık. Bu iddiaların araştırılması için bir komisyon kurulması gerektiğini söylemiştik. İstanbul milletvekilimiz sevgili Ahmet Şık'ın koordinatörlüğünde uzun ve emek yoğun bir çalışmayla hazırlanan raporumuz tamamlanmış durumda. Bu rapor önümüzdeki günlerde bir kitap olarak basılacak ve kamuoyunun, konunun ilgilisi herkesin ulaşabileceği bir biçimde paylaşılacak. Buradan öncelikle hem partimiz adına hem tüm yurttaşlarımız adına bu önemli eseri hazırlayan sevgili Ahmet Çık'a, Bahadır Özgür'e, Ertuğrul Mavioğlu'na, Hakkı Özdal'a ve Timur Soykan'a, bu çalışmaya katkı koyan yüzlerce dostumuza yürekten teşekkür ediyoruz. Duvar ismiyle yayınlanmasına karar verilen rapor önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de ve kitapçılardan ulaşılabilecek biçimde halkımıza sunulmuş olacak. Şimdi bunu hem arkadaşlarıma teşekkür etmek için paylaştım, hem de örnek olsun ve bu vesileyle bir kez daha tekrar edelim diye burada gündem haline getirdim. Halka karşı işlenen tüm suçların
takipçisiyiz. Şimdilik bunların unutulmasını engellemeye, işlenen bu suçların tarih önünde kayıt altına alınmasına çalışıyoruz. Ama herkes emin olsun ki yarın hesaplaşması için de uğraşacağız. Daha önceden bugünlerde gündeme gelen ve bu iktidar eliyle unutturulmak istenen tüm konularda bizim tavrımız aynı olacak. Sosyalistler bu ülkenin aynı zamanda hafızasıdır. Ülkemizin bu karanlık güçlerin eline düşmemesi için mücadele edip hayatını kaybeden yoldaşlarımızı, denizleri, mahirleri bir gün bile unutmadık ve unutturmadık. İktidarları susturmak için katlettiği, gerçekleri örtmek için katlettiği Uğur Mumcuları, Rantingleri, Tahilençileri unutmadık, unutturmadık. Biz bu ülkenin hafızasıyız, aynı zamanda hesaplaşmanın güvencesiyiz. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Örneğin Fethullahçı Çete'nin siyasi ayağını ortaya çıkartma tartışmalarının kapandığını hiç kimse düşünmesin. Mutlaka ortaya çıkartacağız. Örneğin 128 milyar dahil olmak üzere halktan çalınan her kuruşun failini bulacağız. Her hırsızı saklandığı o delikten çıkartıp sanık sandalyesine mutlaka oturtacağız. Layık bir hukuk devletinde işler öyle helallik istemekle falan yürümez. Biz o helalliği asla vermeyeceğiz. Yaşadığımız bu yoksulluğun, çalınanların, kaybettiğimiz tüm canların helali olmaz, ancak hesabı sorulur demeye devam edeceğiz. Değerli yurttaşlar, mecliste bütçe komisyonu, bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde de bu iktidarın dünya sıralamalarında üst sıraları zorladığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Örneğin bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi komisyonda görüşülüyor ve öğretmen maaşları söz konusu olduğunda sondan 5. sıradayız. Her 100 bin kişiye düşen hekim sayısında sondan 2. sıradayız. Ve bu yıl önümüze gelen bütçede de bu hedeflerin aynı biçimde sürdüğünü maalesef gözlemliyoruz. Asgari ücretli yurttaşlarımızın satın alma gücü konusunda dünya rekorları kırıyoruz, son sıralardayız. Emekçinin ödediği vergilerde dünya rekorları kırıyoruz. Bir şirketin aldığı kamu ihalesi konusunda bu iktidardan daha iyisi yok. Yandaş müteahhit çeteleri dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında üst sıralarda yerlerini korumaya devam ediyorlar. Toplama baktığımızda değerli yurttaşlar, Türkiye'de ortada bir yönetim, bir iktidar falan yok. Ortada bir suç örgütü, bir çete var. Halkın vergilerinden, alın terinden beslenen trilyonlarca liralık bütçenin %10'unu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bile denetiminden kaçırmak için çaba sarf eden bir çete var. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde, Türkiye halklarının önünde, Türkiye İşçi Partisi'nin önünde bir hesaplaşma gündemi var. Sokağa yüzümüzü çevirdiğimizde aynı öfkenin, aynı kararlılığın Türkiye'de milyonlarca yurttaşımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Örneğin Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu çok sayıda fabrikada eylem yapan metal işçisi arkadaşlarımıza yürekten sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İşçi kardeşlerimiz geçinemiyoruz diyor. Geçinmek istiyoruz diyorlar. Gelirde ve vergide adalet talebini haykırıyorlar. Hepimiz biliyoruz. Türkiye salgın sürecinde milli gelirine oranla kendi halkına en az destek veren ülkelerden bir tanesi. Ve bu gerçeği işaret eden işçi kardeşlerimizin sesini bu kürsüye taşımak istiyorum. İşçiler diyorlar ki, işçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke olmaz. Pandemide halk işsizlikle,
ve geçim zorluklarıyla mücadele ederken bir avuç ayrıcalıklı şirketin vergi borçları sıfırlanıyor. İşkur ve SGK kaynaklarından patronlara, şirketlere kıyaklar yapılıyor. İşsizlik rekor kırarken işsizlere ait işsizlik sigortası fonu kaynaklarının çoğu, büyük bölümü patronlara aktarılıyor. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirler. Yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan milyonlar bu adaletsizliklerden bıkmış durumda. Geçinemiyoruz diyorlar ve çözüm istiyorlar. 2022 kara kışının halkın ekmeğini savunabilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini söylüyorlar. Bıçak kemiğe dayanmış durumda ve biraz daha nefes alabilmek için derhal işçilerin, emekçilerin sesi duyulsun istiyor işçi kardeşlerimiz. Çok basit bir şey söylüyorlar. 3-5 şirketin hatırına bir gecede istediği kanunu, kararnameleri çıkartan Cumhurbaşkanı açlık ve yoksullukla boğuşan milyonlar için neden kılını bile kıpırdatmıyor diye soruyor metal işçileri. Bu pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren siyasi iktidarı uyarıyorlar. 2022 bütçesi ve asgari ücret belirlenirken geçinemiyoruz diye haykıran milyonlarca insanın sesini duymasını ve ekmeklerini iade etmesini bekliyorlar. Peki iktidar ne yapıyor değerli arkadaşlar? İşçiler, yoksullar, halk isyan ediyor. Durumunu anlatmaya, sesini duyurmaya çalışıyor. İktidar sadece zam yapıyor. Her gün zam haberleriyle uyarıyoruz. Utanmadan bunları manipüle eden haberler yaymaya, algı yönetmeye çalışıyorlar. Mesela bugün sanayide doğalgaz ve elektriğe %48 oranında zam yapılmış. Elektrik üretim santralleri için %46 zam yapılmış. Zaten doğalgazda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'nin bu zamlarla birlikte çok daha zor günlerle karşı karşıya kaldığı açık. Ama ne söyleniyor? Deniyor ki sanayiye, üretimde kullanıma zam yaptık, evlerde kullanılan doğalgaza bir zam yapmadık. Bunlar halkla dalga geçiyorlar değerli arkadaşlar. Üretim maliyetlerinin artması anlamına gelen sanayide üretilen doğalgaza zam yapılması doğal olarak artan üretim maliyetlerini yoksul emekçi halkın sırtına yeni yükler getirmesini sağlayacaktır. Yarın, öbür gün, bir sonraki gün Türkiye'de milyonlarca emekçi bugüne göre daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalacak. Aynı şekilde akaryakıta yapılan zam bu soframızdaki ekmeğe yansıyacak diyorduk. Buyurun, bu sabah itibariyle İstanbul'da ekmek fiyatları 2 liradan 2,5 liraya çıkartılmış durumda. %20'yi bulan bir yoksullaşma anlamına geliyor. Dolayısıyla iktidarın halkla dalga geçmekten, pembe tablolar yayınlayıp durumun vahametinin üzerine örtmeye çalışmaktan derhal vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye en kısa sürede bu iktidardan mutlaka kurtulacak. Buna ilişkin hiçbir kaygımız, hiçbir şüphemiz yok. Ama bu iktidarda kaldığı sürece Türkiye'ye zarar vermeye, halkı daha büyük acılarla karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. O yüzden hepimize düşen görev bu iktidarın artık çoktan geçmiş olan son kullanma tarihini gözeterek bir an önce Türkiye'nin AKP iktidarından, saray rejiminden kurtulması için güçlerimizi birleştirmek, hep birlikte Türkiye'nin aydınlık yarınlarına gidecek yolu açmaktır diye düşünüyoruz. Hepinize verimli bir çalışma haftası diliyorum. Teşekkür ediyorum.